Dostlarım gittiniz güzel bir şekilde Asus'un Z490 anakartından aldınız. Yanına bir 10700K, bir 10900K aldınız diyelim. Tabi dolar varken bunları almak çok kolay değil ama. Şimdi biliyorsunuz 10900K'yı iyi bir hava soğutmayla soğutmaya kalktığınız zaman oyuna girdiğinizde genelde bu işlemci 4.9 GHz'de çalışıyor. Ama Intel tarafında çok iyi bir soğutmaya sahipseniz diyor. Burada minimum 360 mm'lik bir sıvı soğutma, onu da çok iyi soğutması gerekiyor. Ben burada bir tane çekirdeği 5.3 GHz'ye çıkartırım diyor. Ama bakın şu anda siz de görüyorsunuz, elimde bir hava soğutma var ve burada birçok işlemcim yük durumuna göre 5.3 GHz'de çalışıyor. İşte burada size ne göstereceğim biliyor musunuz? Bu 5.3 GHz'i ne kadar rahat bir şekilde görebileceğinizi çok basit bir hamle ile işlemcinizin kendi oyunlardaki frekansını çok daha yukarı çıkartarak mesela 2K çözünürlükte 3080 gibi bir ekran kartının tam performansınızı ne kadar rahat bir şekilde Asus'un anakartıyla alabildiğinizi göstereceğim. Çünkü burada Asus son dönemde kendi anakartlarında özellikle rakiplerinden sıyrılmak için sunmuş olduğu gerçekten de 3 tane önemli teknoloji bulunuyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi akıllı overclock, yani AI overclock olarak geçiyor. Onun dışında akıllı soğutma, o da AI cooling olarak geçiyor ve onun dışında ise akıllı network özelliklerini Asus ek bir ücret almadan anakartlarıyla birlikte arkadaşlar kullanıcılarına sunuyor. CPU'yu bir açalım. Bak açtım. Şu anda bir program açıldı. Hemen 5.3 GHz'e yükseldi. Bak hemen yükseldi. Okey diyelim. CPU'ya giriyorsunuz. Bakın. Tüm çekirdekler şu anda 5.3 GHz. Ama ihtiyaç duyduğu zaman, yani burada akıllı overclock teknolojisi sabit bir overclock vermiyor. Sistemdeki en iyi optimizasyonu sağlıyor. En iyi sıcaklığı, en iyi verimi, en iyi voltajı sağlıyor ve sistemin sunabileceği en iyi overclock seviyesini ayarlayarak sistemi otomatik bir şekilde o frekansta gezdiriyor arkadaşlar. Bakın şu anda siz de görüyorsunuz, bütün çekirdeklerimi nokta gibi bir hava soğutmayla 5.3 GHz'de çalıştırabiliyor. Bunu oyunda da test ettim arkadaşlar. Oyuna girdiğim zaman da 5.2 GHz'de oyunda görebildim. Ki ben kendim overclock yaptığım zaman benim için 5.1 GHz yetebilmişti. Lakin Asus'un kendi yazılımıyla çok rahat bir şekilde 5.2 GHz'i biz oyunlarda görebildik. Ki 10900K oyunlarda 4.9 GHz'de çalışan bir işlemci, iyi bir soğutmanız varsa oyunlarda 4.9 GHz'de çalışan bir işlemci ve bunun üzerine 10900K gibi bir işlemcinin üzerine 300 MHz daha koyduğunuz zaman performans cidden çok yüksek bir seviyeye çıkıyor arkadaşlar. Peki AI overclock, yani akıllı overclock'u nasıl gerçekleştirebiliyorsunuz? İsterseniz Asus'un sunmuş olduğu AI Suite 3 yazılımından bunu yapabiliyorsunuz. Bakın buraya geliyorsunuz. Şu anda AI Suite 3 açık ve bakın akıllı overclock var burada. Tıklıyorsunuz ve sistem kendini yapmış olduğu optimizasyonla 5.3 GHz'de ayarlıyor ve en iyi verime göre bu frekansa yaklaştırıyor. Zaten burada akıllı overclock olayı buradan geliyor. Ama ben burada sizlere yazılım üzerinden bu işlemi yapmanızı önermiyorum. Ben burada yazılımdan değil de direkt olarak BIOS'tan yapmanızı öneriyorum. Peki nasıl yapacaksınız? Sisteminizi kurdunuz. Açılışta size F1 mi F3 mü diye bir soru soracak. F1 default ayar anlamına geliyor arkadaşlar burada. F3 ise Asus'un anakartlarında sunmuş olduğu akıllı overclock seçeneği. Buna tıklıyorsunuz, F3 yapıyorsunuz. Yaptığınız anda ise en tepeye tıklayarak veyahut da F11'e basarak AI overclock seçeneği bulunuyor. Bunu enable yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra F10 tuşuna basıp kaydedip çıkıyorsunuz ve bu aralıkta ise işte buradaki akıllı overclock teknolojisi sisteminizi ölçümlüyor. Sisteminizdeki soğutmanızı ölçümlüyor ki buradan en iyi verim almak için çok iyi bir soğutma kullanmanızı öneriyorum. 10900K için bence bir 360 mm'lik sıvı soğutma kullanmak çok büyük avantaj. Ben burada nokta çift fanlı D15 modelini kullanıyorum ve bu aralıkta sizin sisteminizi ölçüyor. Voltajınızı, işlemciniz takoz mu değil mi, silikon verimi nasıl, voltaj değerleri nasıl, nasıl bir tepki veriyor. Onun dışında masa üstüne geliyor, masa üstündeki ölçümlerini yapıyor derken arkadaşlar gerçekten de çok iyi bir algoritmayla, yani sistemin aslında her şeyini ölçüyor ki burada en büyük kriter soğutma ve soğutmada iyi bir soğutma skoru sağlarsa sisteminizi 5.3 GHz'de bir referans olarak alıyor ve sistemdeki çekirdekleri olabildiğince oradaki frekansa yaklaştırıyor. Yani burada bütün çekirdekleri 5.3 GHz'e sabitlemiyor ama imkan olduğu zaman iyi bir soğutmaya sahipseniz olabildiğince 5.3 GHz'e çıkartıyor. Ve burada iyi bir soğutmanız varsa buradaki frekansları yukarı doğru çıkartarak sisteminizden en iyi verim almanızı sağlıyor. Ki yapmış olduğum testlerde siz de zaten şu anda canlı canlı görüyorsunuz. 5.2 GHz'i çok rahat bir şekilde sistem bana verebildi. Yani ben 3080
S80'i test yaparken 5.1 GHz'i kendim overclocklamıştım ama Asus'un kendi yazılımı çok rahat bir şekilde, keşke onu kullansaymışım, 5.2 GHz'i çıkartabiliyor. Yani hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece giriyorsunuz, ayarlıyorsunuz. İyi bir soğutmanız varsa kendi kendine zaten bu hızı, bu frekansı yukarı doğru çıkartıyor. Bu işte gerçekten çok güzel bir şey. Yani giriyorsun, işaretliyorsun, iPhone yapıyorsun, OK diyorsun, kaydediyorsun, geliyorsun, oyunu açıyorsun ve iyi bir soğutman varsa frekansını 5.2 GHz'de oyunlarda gösterebiliyor. Aradaki bir artı 300 MHz çok ciddi bir frekans demek ve gerçekten de 3080-3090 kullanıcısı için 2K çözünürlükte çok ciddi bir FPS artışı anlamına geliyor. Çünkü bu işlemciye bu ekran kartları darboğaz yaptırıyor. İşte burada darboğazı kapatmanın en güzel tarafları, en doğru taraflarından bir tanesi de iyi bir, daha üst bir işlemciye geçmeyeceksen overclock yapmak. Gelelim dostlarım akıllı soğutmaya. Akıllı soğutma gerçekten çok acayip. Bakın burada Fan Expert 4'e giriyorsunuz. Akıllı soğutma yani air cooling özelliğini açıyorum ve geliyorsunuz fanın benchmarkını yapıyor. Nasıl bir fan devrine sahip olması gerektiğine dair burada bir benchmark yapıyor. Normalde bu profillerde biz ne görüyoruz? 4 tane ayar görüyoruz. İşte 60 dereceye çıkınca %40 olsun, işte 20 derecede olunca %10 olsun, işte 80 derece olunca %100'e çıksın gibi. Ama bakın burada biraz sonra göreceksiniz. Buradaki soğutmanızın en iyi fan devrini kendisi buradan belirliyor, benchmarkını yapıyor ve sana 10 tane yüzdelik dilim ayarlıyor. Bu 10 tane yüzdelik dilimde işlemciyi en verimli şekilde soğutmayı planlıyor arkadaşlar. Bakın şu anda benchmark yapılıyor. Çok garip bir şekilde. Bak fanı durdurdu, görüyor musun? Bak dönüyor. Hani ne kadar bir fan devrine ihtiyacı var bu sistemin, onu ayarlamaya çalışıyor. Halen benchmark'ı yapıyor, bak izleyin. Bak yine durdurdu. Tekrar çalıştı. Bak benchmark'ı yaptı ve görüyorsun burada işlemcinin kendi devrinin her şeyini kendisi ayarladı. Buradan geri geliyorsun. İşte yapmış olduğu bu benchmark'la arkadaşlar sistemde şu anda bir yük olmadığı için fan devrini düşürdü. Çünkü bak benchmark'ını yaptı. Bu kadar az bir yükte bu kadar yüksek bir fan devrine ihtiyaç yok dedi. Ve şu anda parmağımla çok rahat bir şekilde durdurabiliyorum. İşte buradaki amacı da sistemin ihtiyaç duymuş olduğu en iyi verimliliği sağlayan fan devrini ayarlamak. Bu da güzel bir şey. Çünkü şu anda hiçbir şekilde sistemde ses yok. Yani burada açık kalsın, akıllı soğutma çözümüyle burayı aç dursun abi burası. Şimdi şuradan AI Network'ü açacağım. GameFirst 6. Şimdi GameFirst 6'ya girdiğiniz zaman arkadaşlar daha önce anakart markalarının sunmuş olduğu bir network yazılımları vardı. Ama burada Asus'un sunmuş olduğu olay şu. Asus'un kendi bir algoritması var ve bu algoritma içerisinde tam 250 bine yakın uygulama bulunuyor. 250 bine yakın uygulamadan bir veri çekiyor ve kullanıcı o an ne yapıyorsa. Atıyorum ben bir Twitch yayını yapıyorum değil mi? Twitch yayını sırasında benim drop yaşamamam için arka plandaki uygulamaların network ihtiyacını kısıtlıyor. 200 binden fazla uygulamanın algoritmasını çıkartıyor ve sen o an ne yapıyorsan oradaki algoritmadan alacağın en iyi sonucu, en iyi senaryoyu ortaya çıkartarak CSGO oynuyorsan pingin yükselmesini engelliyor veyahut da yayın yapıyorsan o anda işte o yayının drop girmemesi için elinden geleni yapıyor. Yani buraya baktığımız zaman akıllı soğutma, akıllı overclock, akıllı network özellikleri özellikle Twitch yayını gündemde olurken ve burada RTX 3000 3080-3090 gibi ekran kartları gündeme gelmişken baktığımızda gerçekten işe yarayan özellikler. Ve benim burada GameFirst 6'da sevdiğim bir güzel taraf ne biliyor musunuz? Mesela internet tarafında isterseniz anakartınıza Wi-Fi bağlayabiliyorsunuz veyahut da anakartınıza Ethernet kablosuyla bir bağlantı yapabiliyorsunuz. Ama ikisini birden yaptığınız zaman arkadaşlar burada işte gidip de farklı farklı programlara sen gidip Wi-Fi'dan veri çek, sen gidip Ethernet kablosundan veri çek diyebiliyorsunuz. Yani burada mesela senin için en önemli şeyler ne? Yayın yapıyorsan Twitch, CSGO. İşte CSGO'nun veri akışını buradaki kablodan alabiliyorsun veyahut da Twitch'in. Ama mesela ne diyebilirsin? Windows update'lerini Wi-Fi'den çek. Mesela veyahut da Steam update'lerini Wi-Fi'den çek. Bu şekilde farklı farklı senaryolar oluşturabiliyorsunuz. Evet, umarım videomu beğenmişsinizdir dostlarım. Videomu beğendiyseniz de şöyle güzel bir like atmayı unutmayın ve kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.